Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ürün denemelerine devam ediyoruz ve ürün denemeleri videomuzun dördüncüsündeyiz. Çok kısa ilk üçünü söyleyeyim. Doktor Özker'in bardakta pudingini, Algida'nın dondurmalı irmiğini ve daha sonra da Şok Market'ten aldım. Dermakür saç maskesini denemiştim. Bugün de Doktor Özker'in bisküvili pudingini deniyoruz. Şimdi kutusunu açalım. İçinden neler çıktığına bakalım. Paket çıktı bu şekilde. Nasıl yapıldığını şöyle bir şey var. Bazı paketli ürünlerde çıkanların tamamıyla yapabiliyorsunuz ama bazılarında ekstra ürünler eklemeniz gerekiyor. Bunda da tarife göre ilave edilecekler var. Hemen onları okuyayım. 2 su bardağı süt ve 1 yumurta sarısı ve istediğimiz, yani çilek ya da muz olabilir ya da başka olabilir, istediğimiz meyve parçalarından ekliyoruz. Çıkan iki pakette de şunlar var. Bunda 80 gram tatlı karışımı, bunda da 20 gram aralarına dökeceğimiz bisküvi parçalarından var. Şimdi şu kısımda nasıl yapıldığını anlatıyor. Ben bunu şu an böyle uzun uzun okumak yerine yaparken tek tek anlatayım. Hem fazla uzun sürmemiş olsun. Aşamaları uzun çünkü burada yazanlar. Onları okumaktansa yaparken tek tek anlatayım. O zaman şimdi yapılışına başlayalım. 2 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı ve toz karışımı ekliyoruz. Daha sonra altını yakıp çırpıcıyla kaynayana kadar orta ateşte karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte 1 dakika daha pişiriyoruz. Sonra tatlıyı başka bir kabın içerisine alıyorum. Sonra da mikserin en düşük hızında 2 dakika kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi bittikten sonra soğuyana kadar ara ara gelip bu şekilde karıştırıyoruz. Bunun en önemli noktası iyice soğumuş olması. Bütün malzemelerimiz hazır olduğuna göre artık başlayabiliriz. 3-4 bardak ya da kase kadar çıkıyor yazıyor üzerinde. Ben şimdi 2 taneye bir deneyeceğim. Çünkü söylenenden genelde biraz daha az çıkıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde en alt tabanına hazırladığımız karışımı bu şekilde koyuyoruz. Sonra paketten çıkan bisküvi parçalarından bu şekilde döküyorum. Sonra da bir sıra istediğimiz meyve parçalarından diziyorum. Şimdi aynı işlemleri en baştan tekrar yapıyorum. Ve ortaya çıkan sonuç. Ve bisküvili pudingimiz hazır. Tadına bakmadan önce söylemek istediklerim var. Şimdi önce onlara geçeyim. Malzemelerin yeterliliği konusunda konuşacağım. Üzerinde 3-4 kase kadar çıktığı söyleniyor. Muhallebisinden evet o kadar çıkar. Muhallebisi yetti ama bisküvi parçalarını gerçekten çok az koymuşlar. Yani bir tanesine bile çok az yetti. Normalde bisküvi tabakasının daha kalın bir tabaka olması lazım. Göreceksiniz o kadar ince kaldı ki. Yani bisküvi parçalarını çok az koymuşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında sıkıntı çektiğim ya da eleştireceğim başka bir konu yok. Tadından sonra bakacağım. Bir de nereden aldım ve fiyatını söylemeyi unutmuşum. Migros'tan aldım. Fiyatı da 3.95 diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Yanlış söylüyorsam yorumlarda düzeltirim. Şimdi tadına bakalım. En sevdiğim olan tadım kısmını bitirdim. Şimdi son yorumlarıma geçiyorum. Tadını gerçekten beğendim. Tek başına muhallebi yediğinizde birazcık şekerliymiş gibi hissediyorsunuz ama bisküvi parçalarıyla birlikte yediğiniz zaman tadı gerçekten çok güzel. Eğer iki videomu izlediyseniz tadında beğenmediğim bir şey olduğu zaman kesinlikle söylüyorum. Ama tadında beğenmediğim bir şey gerçekten yok. Çok güzeldi. Eleştiri olarak da şunları söylüyorum. Bisküvi parçaları gerçekten azdı. Ve biraz yani hazır bir ürüne göre, hazır paketli bir ürüne göre biraz işte fazla uğraştırıcıydı. Ama artık aralarında katlanacağız. Puan vereyim. 10 üzerinden 8 veriyorum ve ben yemeğe devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.